Kıbrıs TV ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Nerede kalmıştık programında sizlerle birlikteyiz efendim. Ülke gündemini tartışıyoruz, dünya geneline bakıyoruz. Kıbrıs sorunu şu anda hem ülkeyi hem dünyayı aslında aynı anda meşgul eden konulardan bir tanesi. BM 78. Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın adayı dönmesiyle birlikte söyledikleri hala konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Federasyonun artık konuşulmayacağı dirayetini gösteren Cumhurbaşkanı'na karşılık atılan özel temsilci atanması, Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmalar önemli yer alıyor hala gündemimizde. Bugün bunları tartışacağız ama onun öncesinde hiç istemediğimiz, asla tasvip etmediğimiz gencecik bir bireye yapılan ırkçılık sonucunda akran zorbalığına kaldığı mağduriyeti de konuşacağız. Babası Türk olduğu için Güney Kıbrıs'ta eğitim alan ve orada yaşayan bir ailenin evladına ne kadar ağır bir şiddet gösterildiğini de gördük. Bunu kamuoyu da gördü. Dolayısıyla aslında bir yandan Kıbrıs sorununa çözümü ararken bir yanda ırkçılığı da belki konuşmak lazım. En başta konuşmak lazım. Dolayısıyla bütün bunları masaya yatıracağız bugün. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Ulvi Keser'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Keser. Teşekkür ederim. Evet hocam, yani konuyu konuşacağız, daha derinlemesine, daha tarihi, daha belki teknik konuları konuşacağız ama gördüğüm anda da açıkçası kanımı çekiren görüntülerde gencecik bir çocuk. Akran zorbalığı zaten yayından önce de konuştuk. Maalesef yeni nesilde çok sık tekrar eden bir şey ama burada işin farklı bir boyutu da var. Güney Kıbrıs'ta yaşayan bir aile, baba Türk, anne Rum ve baba bu şiddet olaylarına maruz kalmamak için ismini bile değiştiriyor ama buna rağmen aslında yetişen neslin bu denli ırklı olma, ırkçı davranması, ırkçı bir zorbalık oluşturması beni daha da tedirgin ediyor. Yani bir anda çözümü konuşurken gencecik, ergenlik çağındaki bireylerin birbirlerine fiziki şiddetini biz görüyoruz. Hocam dilerseniz buradan başlayalım, sonra teknik konularla devam edelim. Teşekkür ediyorum. Bir televizyon programında neden okumuyoruz diye sormuştu programı sunan hanımefendi. Dedim ki, evde anne baba okuyor mu? Hayır. Amca dayı okuyor mu? Hayır. Dede, babaanne, anneanne okuyor mu? Hayır. Okula gittiğinde çocuğa rol model olacak eğitimcilerden okuyan kaç kişi var? Okuldan çıktı, parkta dinleniyor. Etraftakilerden kaç kişi okuyor? Hiç kimse. Çocuk okur mu? Okumaz. Psikolojik baskı anlamında söylüyorum. Okumaz. Şimdi konuyu bu tarafa getirelim. 43 yıllık eğitimciyim. Her seviyede öğrenciyle bir araya geldim. Akademik anlamda da ilkokuldan başlayarak farklı kategorilerde öğrenci de oldum. Bana bugüne kadar kendi ailem, annem, babam, amcam, dayım, halam, teyzem, büyükler, dedem, nenem, şu veya bu ırkın, şu veya bu milletin bize düşman olduğu, hasım olduğu, rakibimiz olduğu söylenmedi. Bununla ilgili olarak kim ve nefret dolu sözler de söylenmedi. Ben de söylemedim. Hiçbir öğrencime de söylemedim. Yetiştirdiğim hiçbir öğrencime söylemedim. Yani bu lise seviyesinden akademik anlamda doktora programındaki veya farklı eğitim programlarına varıncaya kadar. Özel kurslar, seminerler vesaire. Ama madalyonun öbür tarafına baktığımızda adanın güneyinde yaşayan çocuk böyle bir atmosferin içerisinde büyüyor. Neden? Çünkü annesine bunu öğretiyorlar. Türk düşmanlığını. Bu yabancı düşmanlığı ve onun üzerine oturan bir nefret söylemi değil. Klasik anlamda bir yabancı düşmanlığı vardı. Dünyanın farklı yerlerinde özellikle İslamofobi dediğimiz, İslam karşıtlığıyla hortlatılan, daha doğrusu köpürtülen bir düşmanlık söz konusu ama burada bizim yaşadığımız doğrudan Türklere yönelik. Adanın Akdeniz'in öbür yakasında Türkiye Cumhuriyeti, bu tarafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklere yönelik. Baba da aynı havada büyüdüğü için, şimdi Hristiyan inancında bir inborn sin derler, doğuştan bir günahla doğduğuna inanılır insanların. Ben de derim ki bu insanlar doğuştan Türk nefretiyle doğuyorlar sanki. Doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu atmosfer istisnalar haricinde hep bu nefretle geçiyor. Okulda bunu görüyor.
öğretmeni bunu anlatıyor. Onlarca yüzlerce örnek vardır etrafınızda. Duyduklarım, gördüklerim var. Yani o Türk düşmanlığı anlamında. Adanın güneyinde. Hala, bugün bile. Yani müzakere, bir araya gelelim, federasyon, o bu. Bunları tartışıyoruz ama oradaki sadece çocuk değil, büyük de aynı şekilde Türk kavramından nefret ediyor. Dolayısıyla çocuğa yönelik şiddet ilk ve son değil. Çünkü hatırlayalım, bizim basketbol takımımız gitti, sandalye yağmuruna tuttular, sporcular canlarını zor kurtardı. Spor diyoruz, fair play diyoruz, olimpiyatın 5 halkası var. Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin insanları bir araya getirecek, asgari müşterekte buluşturacak. Ama cam çerçeve indi. Bizim futbol takımlarımız gitti farklı zamanlarda. Canlarını zor kurtardılar. Bizim Cumhurbaşkanlığı yapmış bir siyasi liderimiz bir dönem oradaydı. Gitti bir parti kurultayına bir şeye kafasında plastik sandalye patlattılar. Her defasında içimizdekiler de, yumuşatarak söyleyeyim, içimizdeki İrlandalılar da bunu münferit olaylar olarak değerlendirdi. Bir tane olur münferit olaydır, iki tane olur münferittir. Hepsi mi? Hepsi mi? Pek çok Kıbrıslı Türk, yani güneye geçme hakkı olan Kıbrıslı Türk o tarafa gittiğinde farklı şekillerde tacize uğradı. Ya darp edildi, ya gasp edildi, ya malına zarar verildi. Yazın hatırlayalım bir genç kadına sözlü bir cinsel saldırı. Yani çok kısa açmak istemiyorum. Pek çok örneği var ve kamuoyuyla paylaşılmayanlar da var. Arabanın lastiğini indirmişler, kaportasını çizmişler, camını patlatmışlar vesaire vesaire. Kişiye yönelik tehditler var, sözler var vesaire. Dolayısıyla bu nefret söylemi, Türk kavramına yönelik nefret söylemi, asıl konuya buradan bir geçiş yapalım. Bizim bir arada olamayacağımızın da göstergesi. Söylediğim basit bir örnek vardır. Çok önemlidir. Roma İmparatorluğu'nun neredeyse bütün dünyaya hakim olduğu, yönetim konusunda da, merkezi yönetim anlamında da artık idare edemeyeceklerini düşündüklerinde, Batı ve Doğu Roma olarak ayrıldıkları sürecin içerisinde farklı sebeplerle müzakere heyeti oluşturup başka bir yerlere gönderdiğinde devlet, o heyette bulunanlar, genellikle de askeri personel, generaller, Kato gibi önemli birisidir hukukçu, kısa kollu üniformalar veya elbiseler giyerlermiş. Nedeni, kollarında dirsekle bilek arasında kalın bir kama bulunurmuş. Kısa kollu gömlekle giderlermiş ki karşıya şu mesajı versin: İyi niyetle geldim, dostane geldim, silahımı da geride bıraktım geldim mesajını verirmiş. Burada asıl olan bu. İyi niyet. Şimdi bakalım, biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York ziyareti, orada yapılan görüşmeler vesaire, bunları tartışıyoruz. İşte bir araya gelelim mi, gelmeyelim mi? Hristodiris'le bir araya geldi mi, gelmedi mi? Gelseydi, oydu, buydu konuşuyoruz. Bu ne şimdi? Sıcağı sıcağına. Nerede iyi niyet? Nerede iyi niyet? Neresinden bakarsanız bak. Daha bir ay oldu olmadı, hala tartışmaları devam eden, sönmüş gibi görünen Pire'deki olaylar. Pire'deki olaylar. Bunları köpürten, bunları tahrik eden, sıradan ve insani bir vaka olmasına rağmen bunu önce olay haline getiren, sonra uluslararası bir kıvama dönüştüren Rumlar değil mi? Sonra da bütün dünyanın işi gücü yokmuş gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, genel kurulun yapacak başka bir işi yokmuş gibi alelacele oturup Türkiye'ye yönelik kınama mesajlarının üretilmesi. Sizin orada yapacak başka işiniz yok mu? Açlığa çözüm mü buldunuz? Delinen ozona çözüm mü buldunuz? Sudan'da, Uganda'da açlıktan, her gün açlıktan ölen binlerce insana derman mı oldunuz? Afrika'nın ismini bilmediğimiz coğrafyalarında susuzluktan, kuraklıktan hayatını kaybeden insanlara, hayvanlara yönelik bir tedbir mi aldınız? İnsani bir yardım faaliyeti mi başlattınız? Nedir? Nedir?
Sadece 4 kilometrelik kısmı Rum topraklarından ve Ara bölgeden geçecek olan insani bir faaliyetle ilgili olarak ayağa kalktınız. Ve bir, hiç gereği yokken, iki, hiç sorumluluğu ve misyonu değilken barış gücünün askerlerini ortaya attınız. Ortaya attınız. Neden? Neden? Çünkü karşınızda Türk var diye. Aynı barış gücü neden Bosna Hersek'te, Hırvatistan'da, efendim Arnavutluk'ta, efendim Makedonya'da, eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde masum insanları kıtır kıtır keserlerken müdahil olmadı, yapmayın demedi, set olmadı, o araçlarıyla, o off-road araçlarıyla bunların önüne geçmedi. Neden geçmedi? Neden geçmedi? Yani, bu noktada BM'nin zaten işlevini de sorgular bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 78. kuruldaki konuşmasında. Bunu hep söylüyoruz zaten. Kamuoyunun önünde dünyayı bir kez tabii daha seslendirdi ama hocam BM'ye geleceğiz. Gelmeden önce onu birazcık bekletelim. Çünkü aklımda bu konuyla ilgili bir soru var. Biz BM'yi çok konuştuk, Güney'in ırkçılığını konuştuk ama uzun zamandır bunu gündeme getirmedik. Kilisenin varlığını konuşmak istiyorum biraz. Bu ırkçılık üzerinden konuşurken BM'yi sonra ele alalım. Çünkü BM'yi çok tartışıyoruz ama galiba eğitim konusunu da konuşurken ve bir eğitimden çıkan çocuklar, okuldan çıkan çocukların zorbalığını konuşurken ve buna bağlı ırkçılığı konuşurken kilisenin eğitimdeki ve gençler üzerindeki bu ırkçılık baskısını da atlamamamız lazım diye düşünüyorum. BM'yi birazcık öteleyip hemen buradan devam edelim, sonra BM'ye geçelim isterseniz. Aslında bunu bir derece daha yukarıya almakta fayda var. Sadece gençler, çocuklar, öğrenciler anlamında değil. Ülkenin geleceği anlamında veya içinde bulunduğu pozisyon anlamında da kiliseyi görmek lazım. Yani BM'nin tarafını konuşuyoruz, Hristodulidis'in tavrını konuşuyoruz ama biz son zamanlarda kiliseyi hiç gündeme getirmedik. O dikkatimi çekti. Biraz onu irdelemek istiyorum ben. Şimdi bakın, bahsettiğimiz kilise Ortodoks kilise. Sırp, Rus, Rum ve Yunan için son derece önemli. Sırp, Rus, Rum ve Yunan için son derece önemli. 100 yıl önce de önemliydi, 200 yıl önce de önemliydi. İktidarları yıkar, yeni iktidarlar kurar. Nefes almayın dese nefes aldırmaz. 100 yıl önce de öyleydi, 100 yıl sonra da böyleydi. Basit bir soru, 59'un sonunda 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Cumhurbaşkanı adayı olarak veya tek aday veya tek potansiyel kişi olarak kimi çıkardılar? Michael Moskos'u, bizim Makarios 3 olarak bildiğimiz kişiyi. Siyasi liderleri yok muydu? Başka politikacıları yok muydu? Makarios'u çıkardılar. O önemli bir unsurdur. Hep öyledir. Tarih boyunca da öyledir. Bunun altını çiziyorum. Nefes almayın desin kilise, nefes almazlar. Örnekleri vardır. Hemen aklıma gelen örnek. Hı hı. Öbür tarafta işte Suriye, Lübnan, o coğrafyaya giderken Doğu Akdeniz'de el konulan ve güneyde bir askeri tesiste tutulan mühimmat patlamış ve onlarca insan hayatını kaybetmişti. Dönemin Rum siyasi liderini de mahkum etmişlerdi. Hatta mahkemeye çıktığında üzerine saldırıp tartakladıklarını da hatırlıyorum. O dönemin içerisinde elektrik kesilmişti Temmuz ayında güneyde. Hastaneler çalışamaz durumda. Zaten ülkede moral motivasyon dibe vurmuş. Elektriğe ihtiyaç duyan yüzlerce tesis, kurum, kuruluş darmadağın olmuş vaziyette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elimizde olanı verelim dedi. Belki de bugün geldiğimiz noktada mozaiğin parçalarını birleştirecek, karşılıklı iyi niyet misyonunu güçlendirecek adımların başlangıcıydı bu. Kilise hayır dedi. Kilise hayır deyince siyasi liderleri mealen şöyle bir şey söyledi. İçim sızlıyor. Ama bunu kabullenmek zorundayım. Çünkü Hristos Tomos, başpiskopos, bu yardımı kabul etmedi dedi.
Etmediler. Belki de ameliyathanelerde onlarca insan öldü o elektrik gelmediği için. Kilise son derece önemli. Yani bu yakın dönemden. Bakın biraz daha geriye çekeyim. Hatırlamakta fayda var. Dünü görürseniz bugünü iyi değerlendirirsiniz. Doğru. Hep anlattığım hikayedir. Bu dönemle ilgili de çalıştım. Yunanların hatırlamak ve işin içerisinde Türkiye olduğu için de unutturmak istedikleri bir dönem vardır. 39-49 arasında. Megalilimos diye geçiyor. Büyük açlık dönemi. Özellikle 41-42'de her gün binlerce insanın açlıktan hayatını kaybettiği, kadınların ortalama 20-25 kiloya düştüğü, devletin 20 saat kuyrukta bekledikten sonra kendi insanına 6 gram un verebildiği Türkiye'den geliyordu o da. Ve Türkiye'nin de kesintisiz 39'dan savaş sonrası döneme kadar, 49'a kadar her tür yardımı yaptığı. Ama bu dönemin içerisinde hamileri, koruyucuları, sahipleri durumundaki İngiltere'nin tek bir nohut tanesi bile göndermediği Yunanistan'da. Şimdi örnek, 1941 yılında öksüz yetim kalmış savaş nedeniyle, annesi babası açlıktan ölmüş veya savaşın farklı sebepleriyle hayatını kaybetmiş 265.006 yaş grubu çocuk var Yunanistan'da. Tekrar söylüyorum, 265.000. Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaş ekonomisinin uygulandığı dönemde hem de kendi milli mücadelesinden sadece 19 yıl sonra 1941'de o Yunanistan'a bütün yaptığı yardım faaliyetlerinin dışında bu çocuklarla ilgili olarak şu teklifte bulunur. Bu çocukları Türkiye'ye gönderin. Her türlü bakımlarını biz yapacağız. Savaş sonunda da size geri göndereceğiz. Bununla ilgili olarak pek bilinmez İzmir'de, Balıkesir'de, İstanbul'da, Konya'da, Kayseri'de, Çorum'da, Yozgat'ta yerler ayarlamaya başlar devlet. Bu çocuklar getirilecek. Bunlara uygun ranzalar, yataklar, lavabolar, kılık, kıyafet, psikolojik rehberlik, danışmanlık yapacak uzmanlar vesaire. İnanılmaz bir seferberliğin içerisinde. Pek çok yeri tahsis ederler, ayarlarlar. En son ilk hazırlanan da Balta Limanı'ndaki İstanbul'da kemik hastalıkları hastanesidir. Ve ilk seferde 1000 çocuk getirilecektir. Gemiler de ayarlanır. Biner çocuk getirecek işte Tunç gemisi, Dumlupınar gemisi, Konya gemisi, Mesudiye gemisi, bu dönemin slogan, simge ismi Kurtuluş gemisi bu iş için hazırlanır ve ilk 1000 kişiyi çocuğu getirmek üzere de Kurtuluş gemisi Pire'ye gönderilir, Pire Limanı'na İstanbul'dan. Çocukların gemiye binmesinden hemen önce Yunan yetkililer çocukları göndermeyeceklerini söylerler. Sebep? Kilisenin baskısıyla ve Yunan kültürüne uygun yetiştirilmeyecekleri kaygısıyla diyerek göndermezler. Sonuç 41-42'nin sonunda 265.000 Yunan çocuk 0-6 yaş grubunda açlıktan hayatını kaybeder. Bakın, tekrar söylüyorum. 265.000 0-6 yaş grubu çocuk. Bunun vebali kimin omuzlarındadır? Bundan ders çıkarmaz mısınız? Nerede insanlık? Kendi insanına bile vicdani yaklaşmaktan yoksun davranmış. En başta söyledim. Bakın şoven değilim. Şovenist bir yaklaşım içerisinde değilim. Irkçı hiç değilim. İnsanları severim. Ayırmam. Arkadaşlarım var, tanıdıklarım var, akademisyenler var. Rum tarafında, Yunanistan'da vesaire vesaire. Bu ayrı bir konu. Ama bunun doğruluğunu kim söyleyebilir veya bunu kim savunabilir? Yani 1940'ta gördüğümüz bu örneğin devamı 50'lerde, 60'larda da geldi, 2000'lerde de geldi. İşte geldiğimiz son nokta burada. Kilise burada son derece önemli. Kendilerince farklı bir şeyin içerisindeler. Yani siyasete bir defa bulaşmış durumda. Siyasetin kendisi zaten Ortodoks kilise. Özellikle Rum kesimi için söylüyorum. Bakın basit bir örnek vereyim. Bilinmeyen bir konu, tartışmaya da açalım. Belki sonra farklı yerlerde, mecralarda da tartışılır diye söylüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber adada iki tane İngiliz üssü var. Amerikalılar da kullanıyor bunu. Farklı sebeplerle de kullanıyorlar.
İngilizler başpiskopos Makarios'a derler ki, biz bunları kullanmaya devam edelim. Size de ufak bir meblağ sunalım. Yani görmezden gelin bazı şeyleri diye. Neyle ilgili? İşte adada yürütmeye başladıkları intelijans, espiyonaj faaliyetleriyle ilgili. Yani istihbarat, sanayi casusluğu faaliyetleriyle ilgili olarak. Para ödemeye başlarlar. Gizlice. Gizlice. Doğrudan Makarios'a. Makarios paraya alışır. Her yıl biraz daha fazla istemeye başlar. Sonra öyle bir noktaya gelir ki para artık gizlenemeyecek boyuttadır. Dolayısıyla işin içine kilisenin farklı unsurları da girer. Bu sefer Makarios o paranın bir kısmını da kilisenin kasasına aktarmaya başlar. Paranın. Şu anda her yıl, ben maliyeci değilim, çok bu işlerden anlamam ama Güney'in yıl sonunda devletin bütçesiyle ilgili olarak işte klasik yapılır, kalem kalem yazarlar, masraflar gelen giden artan vesaire vesaire kalem kalem yazılır. Bir madde karşılıksızdır. Nereden geldiği yazmaz. Para girişi vardır. İşte bu illegal faaliyetlerle ilgili olarak burada yürüttükleri sanayi casusluğu, istihbarat faaliyetleri, bununla ilgili açtıkları bir takım istasyonlar vesaire. Onunla ilgili aldıkları para kayıtta vardır ama nereden geldiği yazmaz. Yani çünkü illegal bir faaliyettir bu yürüttükleri. Ve işin başında da, başlangıçta Makarios ve kilise vardır. Dolayısıyla kilise hayatın her yerinde. Ama bize yönelik faaliyetlerinde hep olumsuz. Şunu hep söylerim. Biraz geriye dönelim ve bakalım. 60'ta bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Düşünün, bir cumhurbaşkanı var. Başpiskopos. Yani piskoposluğun ötesinde hepsinin üzerinde etnar diye geçiyor. Bir dini kimlikten bahsediyoruz. Nedir dini kimlik dediğiniz? Ruhani bir kişiliktir. İnsan sevgisiyle dolu olması lazım yüreği. Öyle mi? Doğru, tabii insan sevgisi olması olacak. Lazım. Yani ibadeti, Allah inancını. Öyle olması lazım. Yani bir, tamamen siyasallaştırılmış ve vicdandan yoksun bir noktada ilerliyor. Yani bir sevgi pıtırcığı olması lazım baktığımızda. Yani sokak ağzıyla. Şimdi 51-52'nin sonunda EOKA terör örgütünü kuranların arasında kim var? Piskoposlar var. Piskoposlar var. Sonradan başpiskopos olan bizim Makarios 3 dediğimiz Michael Moskos da var. 60'ın ardından 63'te Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan, unuttuğumuz gerçekler bunlar, hatırlayalım diye söylüyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan o Akitas derin devlet yapılanmasının içinde kim var? Kendi devletinin vatandaşlarına ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin yaşama hürriyeti, güvencesi vermesi gereken İçişleri Bakanı var. Devletin Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının bir de başpiskopos ve etnarh olarak dini etiketi var. Nerede kaldı insanlık? Nerede kaldı ruhani liderlik? Nerede kaldı insanlığa yönelik sizin sevginiz, şefkatiniz, sempatiniz? Hiçbirisi yok. Neden? Çünkü Türk kavramı olunca farklı bir yere koyuyorlar bizi. Bütün bunların içerisinde bugüne getirirsem, bu insanlarla nasıl bir araya geleceksiniz? Kafasındaki bu bizimle ilgili ön yargılarını, kafasındaki bizimle ilgili o nefret söylemini nasıl sileceksiniz? Bilgisayar programı mı? Düğmeye basacağız ve arınacaklar. Dolayısıyla bir defa aynanın karşısına geçip bir kendileriyle barışması ve özür dilemeleri gerekir. Kendileriyle barışması. Biz nerede hata yaptık sorusunu sormaları ve bizden özür dilemeleri gerekir. Siz bu son yaşadığımız çocukla ilgili olayda duydunuz mu? Kimler özür diledi mesela? Henüz bir bilgi yok. Hiç kimse. Bunların düşmedi yani. Hiç kimse. Şey. Yani medya belki biraz baskı yaparsa, biraz sansasyonel bir hale gelirse, birkaç ayıp olmasın diye. Birkaç üzüntü mesajı, kınama mesajı yayınlanacak tabii, ve kapanacak. Tabii kapanacak. Daha öncekiler gibi. Gibi. Ama aynısını siz bu tarafta göremezsiniz. Yani böyle bir mukayese yapmak da istedim. Bu bile hoş değil.
Bu bile zaten hoş değil. Zaten görmeyelim de. Yani tabii utanç verici bir durum. Tabii çünkü ki bunu söylemek de hoş değil. Evet. Zaten bunun altını çiziyorum. Evet. Ama o tarafta gördüklerimiz münferiden olmuş olay gibi masumlaştırılmış ifadelerle geçiştirilecek şeyler değil. Çünkü az önce belirttiğim gibi doğduğu andan itibaren siz o genç dimağlara, beyinlere evde, okulda, sosyal çevrede, kamuoyunda, sivil toplum örgütlerinde, devletin birimlerinde bizimle ilgili hasım, düşman söylemlerini enjekte ederseniz beyinlerine kaçınılmaz olarak bu sonuçlar çıkacaktır. Hocam o zaman gelin devam edelim şimdi. Bu aslında dediğiniz gibi doğduğu günden itibaren işleniliyor, kazınıyor, nesiller boyu devreden bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Öte yandan insan bir kendini de öz eleştiride bulunmalı dediniz. Tabii. Bu noktada biraz zor. Niye? Şimdi gelin biraz BM'ye dönelim. Dünyanın şımartılmış çocuğu denilen Yunanistan ve Güney Kıbrıs vardı. Biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu'nun tabiriydi bu ama ben çok bunu kullanıyorum programlarda da. Dünyada aslında bir nevi kendi yaptıkları hatayı meşrulaştırıyor. Bu süreçte, Kıbrıs sorunuyla ilgili süreçte, Sayın Erdoğan her zaman bunu söylüyor dediniz ama en son 78. Genel Kurul'da da BM'nin dediğim gibi tarafsızlığı konusunda dünyadaki yaptıkları, sadece Kıbrıs sorunu değil, örneklerle açıkladı. Öte yandan şimdi ilişkilere baktığımız zaman dünya da meşrulaştırdı. Yani AB üyesi olması, Güney Kıbrıs'ın işte siyasi ilişkilerdeki bir takım temasları, lobicilik faaliyetleri aslında kendilerinin nedenle haklı olduğunu hissettiren bir dünya da var üzerlerinde. Dolayısıyla tüm bunları kabul etmek çok kolay değil. İnsanın bir kendine dönüp bakması için belki biraz objektif olmayı başarabilmesi lazım. Objektif bir durum yok. Bu noktada BM'nin varlığını çok sorguluyoruz. Kıbrıs'taki varlığını da çok sorguluyoruz. Sayın Tatar'ın geri dönüşü olmadığı yönündeki açıklamaları. Bundan sonrasında yeni bir yol, yani şunu soracaktım ama galiba bunun cevabı da ortada. Üçüncü bir alternatif, bir görüşme için başka bir yol bulmalı mıyız diye ama bundan sonra gidilmesi gereken yol ne? Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde çağrıları biz dillendiriyoruz ama bunu icraatı ete kemiğe büründürmek için Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı hepsini konuşuyoruz. Ama bizim nasıl bir yol haritası, federasyon ya da iki toplumlu görüşmeler haricinde kendi egemenliğimizi meşrulaştıracak Rusya ile temaslarımız mesela, bu yoldan mı yürümeliyiz? Nasıl bir siyasi harita çizmeliyiz kendimize? Bununla ilgili saatlerce konuşmak gerekir. Çünkü burada sadece iki unsurdan bahsetmek konuyu çok dar bir alana sıkıştırır. Yani Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar üzerinden konuşulmaz bu coğrafyada. Yani stratejik anlamda zaten böyle bir şey söz konusu olaması. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM'de yaptığı konuşmada o var. Türkiye'yi bir kenara iterek, görmezden gelerek burada bir sorunu çözmeye çalışmak, sizin talep ettiğiniz herhangi bir şeyi dikte ettirmek zaten söz konusu değil. Kaldı ki 60 itibariyle garantör devletler var. Ama onun ötesinde içinde bulunduğumuz coğrafyada farklı dominant güçler var. Yani bunlar burada son derece etkililer. Dolayısıyla burada bir defa bir konsensus, bir uzlaşı, bir asgari müşterek aramak lazım. Ama konuyu sıkıştırıp şu noktaya getirirsek ki geldi bu neredeyse 60 yıldır, 67'yi alırsak işte 50 küsür yıldır. Bizim güzergahımız artık belli. Yani biz otobana çıktık, biz. Sadece gidiş istikameti var. Yani vazgeçtim, soldan ilk çıkıştan döneyim, sağdan ikinci çıkıştan geri geleyim gibi bir alternatifimiz yok. Biz şu anda otobandayız. Hı. Nedir o? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meşru bir devlet olarak tanınmalı. Hep söylediğim şey, yani meşruiyet ve mevcudiyet kavgamız bunun üzerinden gidiyor. İşte bu eşit egemenlik. Efendim iki devletli bir yapı adada. Rumlar konuyu getirdiler. Bıkıp usanmadan söyledikleri, kendilerinin de inanmadığı, Kıbrıslı Türkleri hala burada azınlık gibi değerlendiren,
Yani sosyal hayatın içerisinde o kadar çok farklı yerde hala bunu söylüyorlar ki inanılır gibi değil. Sosyal hayatın içerisinde. Kendinizi kandırmayın. Yani bununla kendinizi kandırmayın. Demografik figürlerle oynayarak adanın sahibiymiş gibi davranmayın. İşinize geldiğinde çıkıp, Rumlar açısından söylüyorum, çıkıp diyorsunuz ki 1960 işte Kıbrıs Cumhuriyeti var. E tamam, Kıbrıs Cumhuriyeti var. Anayasa diyor ki orada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası, bu devletin iki asli unsuru Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardır. Sen hala neden bahsediyorsun? Asli unsur, yani bu devleti kuranlar Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır diyor. 59'dan itibaren o anlaşmaların altına imzasını atanlar kim? Kıbrıs Türk toplumu adına Makarios, Kıbrıs Rum toplumu adına Makarios, Türk toplumu adına da Doktor Küçük Mehrum. Ha, minority, azınlık olarak görünenler kim? Ermeniler, Yahudiler, Maronitler, efendim Gurbetler, Levantenler. Onlara da bir hak vermiş devlet. Onlara da diyor ki, yani buna sıkı sıkı sarıldığı için anayasa, yani bu devletin iki ana sacayağı var diyor, Rumlar ve Türkler. Bir üçüncüsü yok, azınlık bile olsa. Onlara da demiş ki, bir seçim yapın, bunlardan birine girin, bu gruplardan birine. Yani anayasa bunu söylüyor. E şimdi siz hala işte nüfus oranı diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Hala devletin sahibiymiş gibi davranıyorsunuz. Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğüne sığınıyorsunuz. İtibarsızlaştırılmış, kendi kendini itibarsızlaştırmış Birleşmiş Milletler'in efendim bizce geçersiz ve komik kararlarının arkasına sığınıyorsunuz. Okyanus ötesinde Amerika'nın efendim tahriklerine kapılıyorsunuz. Sizi yarı yolda bırakan İngiltere'nin ittirmelerine kanıyorsunuz ve çıkıp Kıbrıs Adası'nın sahibi olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bizim burada devletimiz var. Yani 15 Kasım 83 itibarıyla bizim burada bir devletimiz var. Siz kabul etseniz de etmeseniz de. Ve yolumuz, güzergahımız da belli. Bu kadar. Dolayısıyla bunu artık federasyondu değildi gibi bir alanın dışına çıkarmak lazım. O konuşma aralarına sıkıştırdığım mozaiğin parçaları var. İyi niyet göstergesi olacak şeyler. Bunları yapın. İşte tam bunları konuştuğumuz sıra nedir bu çocuğa saldırı? Nedir? Yani o zavallı adam o fiziki saldırılardan, darptan ki daha öncesinde de muhtemelen aynı şeyleri yaşamış. Bir insan neden adını değiştirir ki? Neden? Çok anormal bir ismi vardır, değiştirir. Anlarım, onu koydum kenara. Neden değiştirir? Hasmı vardır, düşmanı vardır, ölüm korkusu vardır. Gider mahkemeye, kimliğini değiştirir, adını değiştirir. Bir insan neden adını değiştirir? Bir Türk durduk yerde neden adını değiştirir de bir Rumca isim alır? Neden alır? Yani sosyolojik bir vaka da var burada. Yani bu sadece böyle efendim okulda çocuğa saldırmışlar falan gibi geçiştirilecek bir şey değil. Ailenin yaşadığı bir travma var. Kim bilir ne zamandan beri yaşıyorlar. E bunun arkasında da işte bu yılların birikimi var. Bizi hala görmezden geliyor. Bizi. Neresinden bakarsanız. 60 Anayasası, evet biz varız. Devletin sahibiyiz. Devletin sahibiyiz. Hayır, kabul etmiyorum. 74 gelmişiz. Müteşekkiriz diye konuşma yaptın. Makarios, sen Birleşmiş Milletler'de iyi ki geldi Türk askeri dedin. İyi ki geldi ve canımızı kurtardın. Zaten amaç adaya barıştı. Yani dolayısıyla o küçük adımlar atılır. O küçük adımlar atılırsa belki hava en azından gerginlik anlamında yumuşar. Yani işte iki örnek, bilinen iki örnek. Yakından işte Pile ile ilgili olarak. Çıksın üst ödülüz. Yanlış yaptık veya yanlış anlaşıldı. Siz burada yol mu yapmak istiyorsunuz? Yapın. Tabii ki. Yapın. Biz de yardımcı olacağız desin. Sen orada tahkimat yaparken, kendi mevzilerini güçlendirirken, o aynı bölgeden bahsediyorum. Oraya askeri yığınak yaparken, sadece sinema, üniversitenin bilmem ne fakültesi, onları saymıyorum. Yani oradaki askeri statüden bahsediyorum. Orada tahkimat yaparken, oraya yığınak yaparken, oraya asker getirirken,
oraya ağır silahlar konuşlandırırken bunların hiçbirisini görmemiş Birleşmiş Milletler Barış Gücü. Yol yapacak inşaat araçlarını, ekipmanlarını görmüş, ona saldırıyor. İyi niyetiniz nerede? Nerede iyi niyetiniz? Burada iyi niyet yok. Bakın iyi niyetle ilgili başka bir örnek vereyim. Bizim Yiğitler Burcu, hemen Baf Kapısı 63'ten beri kapalıdır. Niye kapalı? Rumların saldırıları yüzünden kapalı Lefkoşa Sur içinde. Yiğitler Burcu'na çıkın, öbür taraftaki meydan. Marcos Dragos Meydanı veya Özgürlük Meydanı diye geçiyor. Orada EOKA'nın en eli kanlı ilk beşine gireceklerden birisi Marcos Dragos'un heykeli var. Çok ilginçtir. Bize dönüktür yönü ve elinde pibi çekilmiş bir el bombası vardır. Atmaya hazır. Bak. Neden oraya koydun? Yer mi yok? İlla ki koyacaksın. Neden el bombasıyla? Neden hayır, bizim sınırlarımız içinde? Yani diplomasi mesajlarla olur, jest mimiklerle olur, konuşmayla, üslupla olur, kılık kıyafetinizle olur, davranışlarınızla olur. Mesajdır bunların hepsi. İyi niyetinizi nasıl göstereceksiniz? Hadi kaldırın bakalım. Hadi kaldırın. Kaldırabilir misiniz onu? Hayır. Hayır. Biraz önce bahsettiğimiz baskılar nedeniyle bile bu hamlenin yapılması mümkün değil. Mümkün değil. Evet, mümkün değil. Mümkün o zaman değil. Asgari müşterekle nasıl buluşacağız? Nasıl buluşacağız yani? Çocuğa saldırıldı, münferit, tamam. Oraya o heykeli getirdin, o da münferit. İşte buluşamayacağız ama bu noktada Kuzey Kıbrıs Küçük Cumhuriyeti'nin varlığını tanıtma noktasında tabii, yol almamız lazım. O zaman burada iki halkın asgari müşterekte buluşması sadece ulusal sorunların çözümüne değil, bu son derece önemli. İçinde bulunduğumuz coğrafyada uluslararası sorunların çözümüne de katkıda bulunur. O açıdan özellikle güneydeki akil adamların, akademisyenlerin, bilim insanların bu açıdan böyle bir tazyik, böyle bir baskı unsuru oluşturması şart. Hocam, Miçotakis Erdoğan görüşmesine gelin bir dönelim. Orada şu yorumu yaptık görüşmeden sonra, siz de hatırlayacaksınız. Kıbrıs sorunundan hariç Türkiye-Yunanistan ilişkilerini geliştirme konusu. Kendi iki aslında zaman zaman tansiyonun çok yükseldiği günlerin ardından normalleşme çabaları hoş karşılandı ama Kıbrıs sorununu da ötelediler, bir kenara bıraktılar, bundan ayrı dediler. Şimdi ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte iki ülke arasında ilerleyen zamanlarda kendi işlerindeki pürüz halledilince belki Kıbrıs sorununu da Miçotakis ve Erdoğan masaya yatırır mı? Kesinlikle yatırır. Bunu yaşamışız tarihte, onu söylüyorum. Dünü görün, bugünün aynası. Bak, dünü görürsek bugünün aynasıdır o. Oradan nasıl ders çıkaracaksınız size bağlı. Örneği var. 34'te Venizelos, bizim için Megali İdea bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti komşumuzdur, dostumuzdur, müttefikimizdir dedi. Bütün baskılara, üzerindeki o taziye rağmen bunu söyledi. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Kendi ülkesinde. Onun sonucundadır ki 39 ile 49 arasında Yunanistan'a İkinci Dünya Savaşı sürecinde yardım eden ve sonrasında tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Örnek, pek çok sorunu çözdük. Orada bir Balkan Antantı oldu vesaire. Amerika'nın çok hoşuna gitmedi. Araya sıkıştırdı. Truman doktrini, Marshall yardım bilmem ne. Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden koparmak için. Örneği var dünden. Bugün de yapabilirsiniz aynısını. Bakın 74 itibariyle Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunanistan'ın arasına kara kedi gibi girince buradan suni pek çok problem çıktı. İşte hala konuştuğumuz adalar, adacıklar, kayalıklar. Çok, evet, bakın tabii. Fır hattı, efendim Notam, 6 mil konusu, 12 mil konusu, kıta sahanlığı, karasuları, adaların, adacıkların silahlandırılması, adalara, adacıklara, kayalıklara askeri personel konuşlandırılması, efendim işte Batı Trakya'daki Müslüman ahalinin eğitim hayatı, okul hayatı, efendim seçme seçilme hakkı vesaire vesaire. Onlarca terörün desteklenmesi, bunları da doğru, yaşadık biz. Doğru. Yani terörün desteklenmesi cebinden çıkmıştı. Terörist başının işte malum pasaport, tabii, kimlik bilmem ne oralara gitti vesaire. Yani sonradan çıkan, suni yaratılan sorunlardı. Aklın yolu bir. Bakın tekrar söylüyorum. Bu coğrafyada Akdeniz geneli
Doğu Akdeniz özelinde Kıbrıs'ta asgari müştereklerde buluşulmaya başlanırsa, ki o açıdan o görüşme son derece önemli. Muhtemeldir ki Ekim-Aralık sürecinde 2 veya 3 görüşme daha olacak Türk-Yunan heyetleri arasında farklı sebeplerle. Yani müzakere olur, diyalog olur. Hı hı. Neyse, yani bir kapı açılıyor. Hı hı. Tabii bundan Rumlar yine rahatsız. Onlar her şeyden rahatsız. Bunlar her şeyden rahatsız. Rusya konusuna geleceğim. O zaman gelin rahatsızlıktan bağlayalım. Tabii. Rusya'yı da katalım için içine. Tabii onlardan da rahatsızlar. Biliyorsunuz Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinde de tabii ondan da rahatsızlar. Bunlar koparttılar. Her şeyden rahatsızlar. Evet. Yani evet. Şımarık çocuk mu denir, haylat çocuk mu denir, kaprisli çocuk mu denir, neyse. Ama kim hep şımarttı? Şikayet. Kim şımarttı? AB şımarttı. Yani 2004'te Kıbrıs'ı Türklere söz verip tam tersini yapan Avrupa Birliği şımarttı. Amerika şımarttı. Okyanus ötesinde. İngiltere şımarttı. Hala da devam ediyorlar. Peki hocam, o zaman biz uluslararası ilişkilerde, diplomatik temaslarda duygusallığa yer olmadığını bildiğimiz gibi aslında yegane dostluk ve son bununla toparlayalım. Yegane düşmanlık da yok. Çıkarlar, çıkarların konuşması. Şüphesiz. Şimdi Rusya ilişkilerinde konuşurken ve şikayetten konuşurken aslında Türkiye'nin rolünü unutmamak lazım Rusya-Ukrayna krizinde. Kesinlikle. Hala daha da bitmeyen bir savaş. Putin'in de bitireceği gibi bir şey yok. Uzun bir sürecek savaş ve kıtlık, tahıl krizi, işte bir sürü ekonomik zaten tabii. Dünyanın sıkıntısı vesaire gibi krizde Türkiye'nin çok büyük bir rolü var. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında o şımartılmış çocuğa halk dilinden kabaca söyleyeceğim affınıza sığınarak bir ayar verilir mi hocam? Verilir. Yani vermeye de çalışıyorlar esasında ama tabii uluslararası ilişkilerde dengeler çok hassas. Yani aba altından sopa gösteriyorlar ama bu taraftan da aman yanlışla anlaşılmasın diyorlar filan. Yani böyle görünen görünmeyen ittifaklar var, farklı müttefikler var vesaire kendi içerisinde. Bunun içerisinde işte az önce bahsettiğiniz o ulusal menfaatler nedeniyle etnik altyapı veya dini altyapı ikinci planda kalıyor. Hatta hiç ön plana çıkmıyor ki doğrusunda o olduğunu düşünüyorum. Diyalog güçle beraber, akılla bir araya gelince bazı kapılar zorlanırsınız ama açılır. Yani şu anda Türkiye-Yunanistan ilişkileri bir yumuşama sürecine girmiş durumda ve bunun ardından bazı adımlar atılabilir. Belki radikal bazı adımlar da atılabilir. Yani çok ayrıntıya girmek istemem şimdi. Zaten toparlayalım hocam, evet, kapatmamız lazım. Dolayısıyla ben Türkiye-Yunanistan görüşmeleri Ekim-Aralık yani yeni yıldan önce somut bazı şeylere de gebe olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs'la ilgili olarak Hristodulis'in bütün muhalefetine rağmen. Bakalım. Evet. Bakalım hocam, buralardayız. Siz de buralardasınız. Belli ki konuşacak konularımız da bitmeyecek. Sizi yine misafir edeceğiz. Ama 5 bültenine gideceğiz. Onun için yayını kapatmam lazım. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Evet değerli izleyenler. Su gibi aktı geçti zaman. Saat 22'de birlikte olacağız tekrardan. Görüşünceye dek hoşça kalın.